Yaprak'ın tanıtımı ile alakalı bugün yanımıza da getirdik. Evet. Taş helvalarımız vardı. Bildiğiniz Çankırı'da taş helva olarak bilinen. Bu yapraklıya has bir şey mi? Bu normalde evet yapraklıya has bir helva. Panayır helvası, Yapraklı da derler panayır değil mi? helvası Evet. normalde. Biz bunun coğrafi işaretiyle alakalı 29.03.2023 tarihinde buradan özellikle Helvacıoğlu ailesine de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendileri üretiyorlar bunu. Tabii coğrafi işareti almak için önce bir tarihçesini vermemiz lazım ve tarifini vermemiz lazım. Şu anda bu helvanın yapım tarifini Helvacıoğlu biliyor. Sağ olsunlar onlar da biz bu durumu anlattığımızda kendilerine, kendisi de Yapraklımızın damadıdır Mustafa Bey. Sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz sağ olsun. O da desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Tabii ki başkanım ne demek? Hem bizim ürünümüz dedi. Zaten biz yapıyoruz, biz satıyoruz. Şimdi araya gireyim. Mesela ben Helvacıoğlu'na gittiğimde buna ne diyeceğim? Taş helva Artık mı? yok. Artık yapraklı panayır helvası diyeceksiniz. Biz coğrafi işaret Evet. belgemizi aldık, tescillendi. 1 Nisan 2024 tarihinde de listede yayınlanmış olacak. Bütün aşamaları tamamladık. Allah razı olsun. Hem kendilerine buradan dediğim gibi teşekkür ediyorum. Artık biz de her gittiğimiz yere gururla bizim ilk coğrafi işaretli belgemiz olmuş oldu. İlk mi oldu? Hayırlı olsun İlk diyelim. defa da burada mı açıklıyorsunuz? Allah razı olsun. Evet, burada Evet, açıklıyorum. o Yani zaman bu... bunu bilerek Allah var hiç duyurmamıştık, saklı tutmuştuk. İtiraz edilme süreci falan var biliyorsunuz coğrafi Evet. işarette. Bizim şüphemiz yoktu yapraklı panayır helvası olduğundan ama ne olur ne olmaz dedik hep saklı tutmuştuk. Ama dün aldığımız bilgiyle tescillendiği bilgisini aldık ve 1 Nisan 2024 tarihinde de yayınlanacak coğrafi işaretli ürünler listesinde. Artık yapraklı panayır helvası olarak Helvacıoğlu'na gittiğiniz zaman yapraklı panayır helvası istiyorum dediğinizde bu normalde biraz ortam sıcaklığıyla yumuşadı ama eskiden çekişle, kesellerle Evet, kırılan evet. Taş o helva evet taş diyebiliyorduk helva. yani biz. Evet taş helva diyebildiğiniz şey normalde yapraklı panayır helvası. Peki bunun faydaları belli mi? Onları araştırdınız mı? Çünkü ben mideye çok iyi Vallahi geldiğini mide biliyorum. evet mide yanmasına özellikle reflü hastalığı olanlara mide yanmasına iyi geliyor. Bir de enerji şeyi çok yüksek. Bir de Enerjisi çok bunun yüksek. işte Helvacıoğlu'nda onun müşteriler istediği zaman çekişle falan kırıyorlar ya, çok Evet. güzel bir ilginç bir görsel şölen de katıyor Turan Armancı. Evet. İnsanların çok Hoşuna gitti. dikkatini çekiyor. Hatta murçla falan da kırıyorlar mı? Öyle bir şey de var Evet. sanıyorum. Aynen. Tabii özelliği ne? İçerisinde ceviz mi var, ne Ceviz var. ceviz var? O da Ceviz yine var. yapraklı bölgesinin cevizleri mi oluyor? Yok, Sizde yapraklı ceviz bölgesinin yetişiyor yani mu? bizde ceviz yetişiyor. Tabii ki ceviz yetişiyor ama evet bu Başkanım şöyle ceviz şimdi kameraya doğru bir tutarsak, şöyle hem de gösterelim. tanıtım Evet. anlamında da olsun, bu artık yapraklı panayır helvası, Evet. Yapraklı ilçemizin ilk coğrafi Coğrafi işaret. işaretli Ürünlerimiz gastronomi olsun. ürünü Aynen. diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Bununla birlikte de inşallah diğer ürünlerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Onlarla da ilerleyen süreçte aldığımızda sizlerin aracılığıyla paylaşırız inşallah. Yani biraz...